Esselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in. Aziz, Aziz kardeşlerim, kardeşlerim hepinizi Allah'ın selamıyla, Allah selamıyla selamlıyorum. Adlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Biraz hava serin ama konuşacağımız mesele sıcak bir mesele. İnşallah serin havayı konuşacağımız meseleyle ısındıracağız içimizi de dışımızı da hayatlarımızı da inşallah. Sözün başında duam şu olsun. Siz de gönülden bir amin diyin. Allah hakkı konuştursun bizlere. Konuştuklarımızı burada bırakmasın. Hayatlarımıza taşımayı bizlere nasip eylesin. Kardeş olmamızı emreden Rabbimizin emrine uyarak bizleri birbirimizin kardeşi kılsın. Kardeşliği imanın bir parçası sayan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin emrine uyarak kardeşliği hayatımızın esası yapmamız için bizlere yardım etsin. Aziz kardeşlerim biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayatın her alanında bize örnek olacak, bize rehber olacak, yolumuzu aydınlatacak ilkeleri söyledi. O dedi ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. O dedi ki, aynı sözün devamında, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. O dedi ki, aleyhissalatü vesselam, Size birbirinizi sevecek şeyi söyleyeyim mi? Birbirinizi sevecek olan vesileyi bir söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah, aranızda selamı yayın. Selam arkasından muhabbeti getirecek ve o da inşallah kardeşliğinizin daha da ziyadeleşmesinin vesilesi olacak. Bugün ve bugünden önceleri biz kutlu doğum ayı vesilesiyle hep kardeşlik dedik. Keşke demeseydik. Niye demeseydik? Yok da onun için diyoruz. Olan bir şeyi niye konuşsaydık? Bugün aramızda kardeşlik olmadığı için meselemiz kardeşlik oldu. Eğer biz kardeşliği Efendimizin ve onun mübarek ellerinde yetişen sahabi gibi anlamış olsaydık kardeşliğin edebiyatını yapmayacaktık. Kardeş olacaktık. Olamadığımız için şimdi söz kardeşliğin üzerine geldi ve onu konuşuyoruz. Yaşasaydık, kardeş olsaydık, imandan başka bir şey aramasaydık. Hemşerimdir, benim milletimdendir. Benim kavmimdendir, benim cemaatimdendir, benim hizbimdendir, benim partimdendir, benim derneğimdendir, bilmem benim neyimdendir. Bunlara bakmasaydık da anlı secde görüyor mu? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor mu? Benim kardeşimdir diyebilseydik. Bir buçuk milyarlık İslam ailesinin hali böyle olmazdı. Yüz tane iman eden çıktı Mekke'de. Başlarında aleyhissalatü vesselam Efendimiz vardı. O gün Mekke'nin nüfusu on bindi. On binin binde biri bile değilken onlar Mekke'yi ve etrafını sallayacak kadar bir imanın sahibi oldular. Peki bugün dünyanın nüfusu 7 milyar. Biz 1,5 milyarız. Dünyanın neredeyse yüzde yirmisini biz oluşturuyoruz. Hani neredeyiz? Eğer bir ağırlığımız olsaydı Kudüs'ümüz bugün işgal altında olmazdı. Eğer bir ağırlığımız olsaydı gözümüzün içine baka baka zalimler Suriye'mizde her gün kan akıtmazdı. Eğer bir ağırlığımız olsaydı sözümüzün dünya müvazenesinde bir değeri olurdu. Bir kere yok dediğimiz zaman, bir kere Allah dediğimiz zaman karşıdakilerin ödünü koparırdık. Ama söyledi bizim yolumuzun rehberi gün gelecek düşmanlarınızın yüreklerinden sizin korkunuz çekilip alınacak dedi. Sözü söyleyen her sözünde doğru olan aleyhissalatü vesselam efendimizdi. Korkmuyorlar düşmanlar bizden. Soruyor sahabe bizim adımıza soruyor. Niçin ya Resulallah o gün bizden az mı olacağız? Hayır sizler bilakis çok olacaksınız. Ama selin önünde akan çer çöp gibi olacaksınız. Sadak da ya Resulallah. Bundan başka bir şey söylenebilir mi? Halimiz böyle değil mi? Halimiz böyle olduğu için bugün Müslümanların bulunduğu her taraftan gözyaşı geliyor, kan geliyor, feryat geliyor, figan geliyor. Ama elhamdülillah ki Aleyhissalatü vesselam gibi bir nimetimiz var. Allah aşkına bakın şu topraklara bakın. Ben pazar gününden beridir Anadolu'nun dört bir tarafındayım. Buraya da ana Afyon'dan geldim. Nereye gitseniz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam adına kurulan bir sofra var. İçimden hep şunu dedim. Yeniden dirilttim bizleri. Ey sadık mastuk. Yeniden dirilttin bizleri. Senin adınla yeniden dirildik. Elhamdülillah. Allah o nimetin şuuruna ermeyi bizlere nasip eylesin. O yol gösterdi. Medine'de bir medeniyet kurdu. O sadece bir din temsilcisi değildi. Bir peygamberdi elbette ki. Ama dünya ahiret saadetini gösteren bir yol rehberiydi. Bir medeniyetin temellerini atarken kendine bir ev yaptı. Ona menzil dedik biz. Evden sonra bir mescit yaptı. Ona cami diyoruz biz. Caminin hemen yanı başına bir mektep yaptı. Onun adı Mekke'de Darul Erkam'dı. Onun adı Medine'de Suffa Mektebi oldu. Mektebini, menzilini mescidini yapar yapmaz o tuğlaları birbirine örecek ve birbirine kenetleyecek olan harcı oradaki tuğlaların üstüne döktü efendimiz. O harç neydi biliyor musunuz? O çimento neydi biliyor musunuz? O çimento nalburlarda satılan bir şey değildi. O çimento bir inşaat malzemesi de değildi menzili oldu, mektebi oldu, mescidi oldu. Arkasından gelen harç, çimento muahhat oldu. Yani kardeşlik oldu. Kardeş oldular onlar. Kur'an'ın ifadesiyle ke ennehum bünyanun mersus oldular onlar. Bir tuğlanın, bir binanın birbirine kenetlenmiş Tuğlaları oldular onlar. Öyle oldukları için netice öyle oldu. Eğer kardeşlik olmasaydı. Eğer aleyhissalatü vesselam efendimiz ilk gün Medine'de mescidin inşaatının bittiğinin hemen arkasından. Hazreti Ebu Bekir'e Harice İbni Zeydi kardeş olarak vermeseydi. Hazreti Ömer'e. Itban bin Malik'i kardeş olarak vermeseydi. Hazreti Osman'a Efs bin Sabit'i kardeş olarak vermeseydi. Hazreti Talha'ya Übey İbni Kabı kardeş olarak vermeseydi. Erkan bin Ebil Erkam'a Muhammed bin Mesleme'yi kardeş olarak vermeseydi. Bizim manevi Fatih'imiz onun vesilesiyle Bugün İstanbul'un dört bir tarafından ezan çağlıyor elhamdülillah. Ebu Eyyub el Ensari'ye zor işlerin adamı olan Musab İbni Umeyr'i kardeş vermeseydi. Cennete yaptığı infakla emekleyerek sevincinden girecek olan Abdurrahman İbni Afa Ensar'ın yiğitlerinden Sa'd İbni Rebi'yi kardeş olarak vermeseydi bugün biz İslam medeniyetinden belki de böyle bir gür sedayla bahsedemeyecektik. Elhamdülillah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir nimetti aleme o nimetliğini kardeşlik hukukunu da Müslümanlar arasında işleterek yeniden bir kez daha en güzel bir biçimde tesis etti. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Biraz sizi acıtacak şeyler söyleyeyim. Onların kardeşlikleri asla sözde kalmadı. Onların kardeşlikleri kardeşim gel seni seviyorum sensiz olmam gibi sözlerle sınırlı kalmadı. Onlar öyle bir kardeşlik kurdular ki Allah memnun oldu. Resulü razı oldu. Son isimlere dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Abdurrahman İbni Af ile Sad İbni Rebi dedim. Abdurrahman İbni Af'ı tanıyorsunuz. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden birisiydi o. Sad İbni Rebi'yi de tanıyorsunuz. Ama birkaç cümleyle onu ben size tanıtayım. Nasıl bir kardeşlik yaptığını o kardeşliğin altında nasıl bir imanın olduğunu daha iyi anlamamız için. Ensar'ın yiğitlerinden zor işlerin adamı olan Musab İbni Umeyr'in vesilesiyle imanla tanışmış. Efendimiz gelmiş ona ilk biat edenlerden biri olmuş. Ensar'ın zenginlerindendir. Evi vardır. iki tane hanımı vardır tarlaları vardır, vardır da vardır. Ve Efendimiz kardeşliği kurduğu zaman Abdurrahman İbni Af onun nasibine düşmüştür. Sa'd İbni Rebi Akabe'de bir söz vermiştir Allah Resulüne. Ne olursa olsun ya Resulallah biz seni ve senin bize emanet ettiğin davanı son güne kadar koruyacağız. Söz vermiş o söz için eline almış kılıcı Bedrin meydanına yürümüş 313 yiğitten biri olarak söz vermiş o sözünden dolayı Uhud'un meydanına yürüyen 700 sahabiden biri de o olmuş. Uhud zor bir savaş imtihanlarla doludur kılıçlar elden düşmüştür elden kılıçlarını düşürmeyen bir avuç yiğit vardır. Onlardan bir tanesidir Sa'd bin Rebi. Ve kılıcını düşürmeden düşmanın altına doğru içlerine doğru dalarken sahabiler gitme bitti peygamber öldü dedikleri zaman vallahi ben Uhud'un arkasından cennetin kokusunu alıyorum deyip yürüyecektir. Kılıç darbelerini yiyecek yaralı bir biçimde Uhud'un meydanına düşecek. Uhud bitecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatta kalan sahabileri gidin bana falandan haber getirin. Filandan haber getirin diye Uhud'un meydanına gönderecek. Sa'd İbni Rebi için de Übey İbni Kav'ı gönderecek. Git Sa'd'dan bana bir haber getir. Gidecek Übey soracak, soruşturacak, şehit olanlara bakacak, yaralılara bakacak, bir türlü bulamayacak Sad İbni Rebi'yi. Sonra yaralıların ve cesetlerin bulunduğu o yere doğru şöyle bir seslenecek. Ey Sad diyecek, eğer hayattaysan Resulullah'tan sana haber getirdim diyecek. Yaralı, Takati ve hali bitmiş sadın. Resulullah'tan sana haber getirdim. Sözüne karşı lebbeyk buradayım diye bir çağrısını duyacak Ubey. Koşup gelecek kanlar içerisinde son anları. Benden selam söyle Resulullah'a. Vallahi ben Akabe'de verdiğim sözün üzerindeyim. Halen o söz üzerindeyim. O sözü ben asla yere atmadım diyecek. Ve orada o meydanda canını Allah'a teslim edecek. Sad İbni Rebi böyle biri söz vermiş sözünün arkasında duran bir yiğit olarak Ensar Muhacir kardeşliğinde de söz verenlerden biri. Ve o akşam Abdurrahman İbni Af'ı evine davet ettiği akşam Abdurrahman İbni Af'a söylediği söz şudur. Kardeşim Allah Resulü beni sana seni de bana kardeş kıldı. Kardeşlik söz ile olmaz. İşte evim tam ortasından ayırıyorum. Şurası senin burası benim. İşte tarlam tam ortasından ayırıyorum. Orası senin burası benim. Anlamakta zorlanacağımız bir şey söyleyeceğim. İşte iki hanımım. Birini boşayacağım. Sen hangisini istersen o senin, diğeri benim. Kardeşlik bu. Sözde değil, hayata yaydığı bir kardeşlik. O kendisine yakışanı yapmıştır. Kendisine yakışan kardeşliği sözde bırakmamaktır. Abdurrahman İbni Afa'da da yakışan kardeşliği suistimal etmemektir. Ne diyecek Abdurrahman İbn Af? Kardeşim Allah evini de malını da eşini de aşını da sana mübarek kılsın. Sen bana kardeş olmak için bunları söyledin. Benim bunlara ihtiyacım yok. Bana iyilik yapmak istiyor musun? Bir ip ver bir de pazarın yolunu göster. Bana yeter bu. Çünkü Abdurrahman İbni Af şunu öğrenmiş yolunun rehberi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Asla ellerini almak için açmayacaksın birilerine. Devenin üstünde bile olsan kamçını düşürdüğün zaman birinden istemeyecek çöktüreceksin deveni o kamçını kendin alacaksın. Müslümanın izzeti budur ne kadar ihtiyaç içerisinde olursa olsun asla Müslüman dilenme gibi bir duruma düşmeyecektir. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Ama Müslümanlara da düşen içlerinde öyle olanlara dilendirmeden el uzatmaktır. Kardeşlik hukuku bunu gerektirir. Abdurrahman İbn Af onu deyip ısrar edince Ertesi gün Sad İbni Rebi bir ip verecek ve beni Kaynuka çarşısına götürecek Abdurrahman İbni Afı. Gidiş o gidiştir. Bir kez gidecek. Hammallıkla başlayacak. Üç gün hurmal liflerini taşıyacak. Meyve sandıklarını taşıyacak bir sermaye edinecek. Sonra o sermaye ile Medine'deki dışarıdan gelen köylülerin yoğurdunu peynirini alıp satacak bir sermaye edinecek onunla da Medine'de sayılı tüccarlardan biri olacak. Aradan bir hafta iki hafta geçmeden bir ev tutacak evlenecek evlendiğinin haberini de hem Efendimiz'e hem de kardeşi olan Sad İbni Rebiye'ye getirecek. Bize sizlere bu kardeşlik tablosu çok şey söylemeli. İnşallah duyanlardan oluruz. Kardeşlik hukukunun bir önemli vesilesi, bir önemli alanı da şudur. Nefsini kardeşine feda etmektir. Bugün bugünün dünyasında unuttuğumuz ve hayatımızdan çıkardığımız en önemli özelliklerden en önemli ahlaki vasıflardan biridir. Bunun adı bizim sözlüğümüzde İsar'dır. İsar'ın anlamı nedir biliyor musunuz? Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamaktır. İnsanlar iki türlü yaşarlar. Ya kendileri için yaşarlar, ya başkaları için yaşarlar. Kendileri için yaşayanlara yaşamak için yaşayan diyoruz ama kendi varlıklarını Allah'ın kendilerine bahşettiği nimet neyse bedendir bu ilimdir bu maldır bu servettir bu evlattır bu neyse nimet o nimetleri başkalarının kurtuluşu için feda edene biz yaşatmak için yaşayan diyoruz. İnşallah içimizde öyleleri vardır da biz de onlardan nasipleniriz. İsar nedir? Yaşatmak için nasıl yaşanır? Size bir örnek anlatmak isterim. Huzeyfetül Adevi anlatıyor. Yer, Yermuk savaşıdır. Amcasının oğlu savaş meydanındadır. Yaralılar içinde onu aramaktadır Huzeyfetül Yemani. Ararken onu bulur. Mat arasında su vardır. Yaralı olan amcasının oğlu İyaş İbni Ebi Rebi'a'ya o mat arasındaki suyu ulaştırır. İyaş yaralı bir halde yaralı bir insanın suya olan ihtiyacını unutmayın. Öyle bir halde iken su su diye kıvranırken Huzeyfe amcasının oğlunun yardımına yetişir matarayı uzatır ağzına tam içecek arkalardan bir su su feryadı daha yaşamak için yaşamak değil yaşatmak için yaşamak bir yudum alayım ona da götür bunu dese büyük bir iyiliktir ama demeyecek bunu amcamın oğlu diyecek koş bak arkadan bir feryat daha geliyor onun feryadı, onun susuzluğu benden daha acil olabilir. Ne olur ona koş. Huzeyfetül Yemani ona gidecek. Kimdir o biliyor musunuz? İslam'ın insan kazanma, insan yetiştirme adına ortaya koyduğu destanı buradan anlayın. O zat yıllardır İslam'a karşı olan Ebu Cehil'in kardeşi Haris İbni Hişam'dır. O da Müslüman olmuş. O da imanın adamı olmuş. O da Yermuk'a Allah adına ve Allah namına kılıç sallamak için gelmiş. O da orada yaralanmış. O da orada su içmek için o feryadı duyuran üç yiğitten biri olmuş. İyaş İbni Rebi'a ona ulaştırıyor Matara'yı. Ağzına götürüyor tam içecek bir su su feryadı daha arkalardan. Aynı tavır. İsar tavrı. Aynen orada yaptığı iş İyaş'ın tavrıdır. Bir yudum almadan kardeşim ona yetiştir. Onun hali benden daha acı olabilir. Varacak ona. O kim? Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e bin Ebi Cehil. Hakimin müstedrekinden kaydediyorum, aktarıyorum size. İkrime ki babasıyla beraber aleyhissalatü vesselam efendimize 13 yıl Mekke'yi dar eden adamdır. Kendisi söylüyor ne diyor biliyor musunuz? Öyle düşmandım ki ben ona yürüdüğü yollara dikenler serpilecekse serpen ben olurdum. Eğer o mübarek yüze tükürülecekse tüküren ben olurdum. Bunu diyen bir insan imanla tanışacak. O sahabi efendilerimiz gibi o da aşıklardan biri olacak. O da yermuğa gelecek ilahi kelmetullah sancağını yüceltme adına o da yaralanacak. O da orada su su feryadını duyuracak. Huzeyfe diyor ki ona ulaştırdım tam içecekken Allah onu aldı. Şehit oldu. Ötekine yetişeyim dedim. Haris'e doğru koştum o da şehit oldu. Koştum amcamın oğluna İyas İbni Rebi'a'ya ona yetiştireyim dedim suyu o da şehit oldu. Elimde matara yer mukum meydanında kaldım. Döndüm ve onlara dedim ki heniyen lekum. Size afiyet olsun. Benim elimden su içseydiniz ne yazardı? Siz şimdi cennetin bahçelerinde inşallah meleklerin ikram ettiği suları içiyorsunuz. İhsar bu. Yaşatmak için yaşamak bu. İnsanlar için rahatından vazgeçmek bu. Kardeşlerim bir şekilde rahat etsin. Ben rahat etmesem de olur bu. Bu sözler bize çok şey söylemeli dostlar. Ne olur anlayın ki şu feryatlar burada kalmasın. Belki biz yermukları şimdi yaşamıyoruz. Ama hepimiz camilere geliyoruz. Safları düzeltirken bile kardeşlik hukukunu biz hayatlarımızda diriltemiyoruz. Hayal şeylerden bahsetmiyorum değil mi? Ne kadar memnun olur biliyor musunuz efendimiz? Kendiniz ön saftasınız. Kardeşiniz arka safta. Ön safta namaz kılmak sevap. Ama elinden tutup geç kardeşim sevap senin olsun deyip öne geçirmek. İsar bu. Bizim gibi küçük adamların isarı böyle başlamalı. Sahabe gibi Savaşın meydanında suyu belki feda edemeyeceğiz. Ama değil mi ki kendi sevabımızı ona verebiliriz. Komşuyuz, komşuluk haklarımız var. O hakları işletirken gecenin bir vaktinde o hakka riayet isardır. Onu hatırlayıp aman ben rahatsız etmeyeyim, aman komşum benden incinmesin, aman akraban bana küsmesin, hassasiyeti bizim gibi küçük adamların ihsarıdır. Bunları yaptığımız oranda Allah bizi yüceltecek, bizi büyültecek, bizi farklı yerlere getirecektir. Bakın bugünün dünyasında kardeşlik hukukunu kendi aramızda en fazla yaya, yayamamamızın, en fazla hayatımızın alanlarına tam anlamıyla geçiremememizin önündeki en büyük engellerden bir tanesi gıybet hastalığıdır. Hanımlar kusuruma bakmasın. Hanımlarda da var ama yine siz kusura bakmayın. En az beyler de sizin kadar yapıyor. Hepimizde bir hastalık bu. Bu hastalığın haram olduğunu biliyoruz. Bir Müslüman kardeşimizin gıybetini yaptığımız zaman ölmüş etini yeme gibi bir durumla karşı karşı olduğumuzu biliyoruz. Bilmemize rağmen yine yapıyoruz. Niye peki? Çünkü biz boşuz. Boş kaldığımız için günaha giriyoruz. Boş kaldığımız için birbirimizin gıybetini yapma gibi bir imkan buluyoruz. Zamansızlıktan şikayet eden bizler günümüzün 3 saatini 4 saatini televizyonun karşısına geçirebiliyor. Zamansızlıktan şikayet eden bizler günah adına her gün biraz daha heybemizdeki günahları ziyadeleştirebiliyor. Kusurlarımızı söyleyip de şu güzel meclisi daha fazla yormak istemem. Ama isterim ki madem kardeşliği konuşuyoruz, madem kardeşliğin önünde en büyük engellerden bir tanesi de gıybettir. Böyle bir hastalık da bugün umumi bir bela haline gelmiştir. O halde biz aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatından hayatlarımıza bir şeyler taşıyacaksak hastalıklarımızı tedavi ederek işe başlamalıyız. Bunları tespit edip tedavisi için bir adımlar atmalıyız. İnşallah atarız. Atmalarına vesile oluruz da hayır namına bir şeyler yaparız. Aziz kardeşlerim söz çok konu kardeşlik olursa söylenecek onlarca yüzlerce mesele var. Ama dikkatlerinizi özel olarak birkaç hususa çekmek istiyorum. Bugün bizler dört kardeşlik hukukunu hayatımızda diriltmekle mükellefiz. Dört kardeşlik hukuku bunları hayatlarımızda dirilttiğimiz oranda biz bu hukuku gerçek manada işletmiş olacağız. Nedir o dört kardeşlik hukuku? Bir, peygamber ile kardeşiz. O bizi kendine kardeş saydı. Onunla aramızdaki hukuku ayağa kaldırmalı ve düzeltmeliyiz. 2 Sahabe ile olan hukuku yeniden tanzim etmeli ve ayağa kaldırmalıyız. 3 Müslüman olmasa bile başka dünyaların insanı olsa bile Hazreti Ali'nin deyimiyle yaratılışta bize eş olan, kardeş olan bütün insan kardeşlerimizle hukukumuzu ayağa kaldırmak durumundayız. Dört, iman ettiğimiz, iman kardeşlerimizle Allah bir hukuk söyledi, bize bir hukuku tanzim etti, onu yeniden ayağa kaldırma ve tanzim etme durumundayız. Birinci hukuk, peygamber ile kardeşlik hukukuydu. Bildiğiniz için rivayeti aktarmayacağım. Sadece hatırlatayım biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz vefatına 21 gün kala Enes bin Malik'in bize naklettiğine göre kardeşlerim dedi onu görmediği halde ona iman eden iman kardeşlerini yani inşallah bizleri ötelerden selamladı ve bizi ashabından daha farklı bir yere oturtarak kardeşlerim dedi bağrına bastı. Peygambere kardeşiz inşallah. Peki sorun sorayım nefsime. O kardeşlik için ne yapıyoruz? Kardeşlik laf ola, laf ile olmaz dedik. Kardeşlik söz ile olmaz dedik. Hani onun sünneti hayatımızda Hani onun bizim hayatımıza söyledikleri. O dedi ki kendisi için istediğini kardeşi için istemeyen kamil manada iman etmiş olamaz. Lebbeyk dedik değil mi bu söze? Sadak da ya Resulallah dedik değil mi bu söze? İstedik mi peki kardeşlerimize aynı şeyi? Allah'ım. Bana şu kadar güzel nimetler verdin, aynılarını kardeşlerime de ver. Güzel bir dua. Amin dersiniz değil mi bu duaya? Bu duayı yaparız da, bana verdin ona da verdin. Peki bunun bir üstü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi öğretiyor. Onun kardeşlik hukukundan öğreniyoruz. Allahım, bana vermedin. Beni mahrum ettin. Ben senden de istemiyorum. Ama ne olur kardeşime ver. İçimizde böyle dua edenlerin elini öpeyim ben. Bu bir duadır. Bana vermedin, ben istemiyorum. İstemediğim gibi kardeşime vermen için de senden dua dua yakarıyorum. Allah'ım, bana verdin, kardeşime vermedin benden al kardeşime ver. Bunu diyenin ayaklarını öperim. Ayakları öpülecek bir adamdır. Bu. bu bir iman meselesidir. Bu bir imanın kalitesi meselesidir. Herkes aynı şeyi yapamayabilir. İmanımız ashabın kalitesine vardıkça inşallah bunu yapabiliriz. Ama bunu yapabilmemiz için en başta biz ki peygamberin kardeşleriyiz. O söyledi, o söylemeseydi hiç kimsenin haddine düşmezdi bunu söylemek. O söyledi yapacağımız iş. Miladi olarak onun doğum günlerini de vesile kılarak yeniden bir kez daha ona ümmet olmanın şuuruna, ona ümmet olmanın bilincine ermek. Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama olan sünneti hayatlarımıza taşımaktır. Peygamber ile kardeşliğin hukuku bu. İki, sahabe ile kardeşiz. Nasıl kardeşiz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabeye kardeşlerim dedi. Biliyorsunuz Hazreti Ömer Umre için izin istediği zaman Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki ey kardeşim bana da dua etmeyi unutma. Beni de kardeşin olarak duanda an. Ona kardeş olan biz de ona kardeş olmuş gibi kabul edilir. Sahabe Allah Resulü'nün kardeşleriydi. Biz de kardeşleriyiz. Ashabın ve Resulullah'ın inşallah. Peki sahabeyle kardeş olmak bunun bir hukuku yok mu? Bu hukuksuz mu? Bizim dinimiz hukuklu bir dindir. Hukukun üstünlüğüne sözde değil özde inanır. Ve buna gerçekten iman derecesinde hayatına hakim kılarak inanır. Onlarla kardeş olmak, onlar gibi imanın selameti uğruna çalışmayı gerektirir. <laughs> Eğer biz Sahabe ile kardeş olmak istiyorsak ki bunu kim istemez içimizden? İstemez misiniz Hazreti Hatice'ye kardeş olmak? İstemez misiniz Hazreti Sümeyra'ya, Nesibe'ye, Ayşe'ye hepsine selam olsun kardeş olmak? İstemez misiniz Hazreti Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye radıyallahu anhu mecmain kardeş olmak? Onun için buradayız inşallah. Kardeş olmanın yolu onlar gibi imanın selameti için çalışmaktır. Eğer biz kardeş olmak istiyorsak ne yaptı onlar? Mekke'de Medine'de iman ettiler. Mekkeliydiler, Medineliydiler. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başında ölmek dururken hayır dediler. Bedenimiz bugün bugünün dünyasında onun bedeninden mahrum olsun yeter ki onun sancağının boynu bükük kalmasın. Ve bu arzuyla, bu istekle dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. Eğer onlar bunu yaptılarsa biz sadece onların edebiyatını mı yapacağız? Biz de onlar gibi yapacağız sesimizin, sedamızın, ahlakımızın, davranışlarımızın, temsiliyetimizin ulaştığı yer nere kadarsa Allah hepimize aynı rolü biçmemiştir. Herkesin rolü ayrıdır. Birinin sesi evinde kalır, birinin sesi dünyaya yayılır. Bu Allah'ın vereceği bir ikramdır. Ama mesele sana verdiği o sesi, sana verdiği o temsiliyeti sana verdiği alanın içerisinde hakkıyla kullanmaktır. Sahabeyle kardeş mi olmak istiyorsun? Yapacağın iş bu. Kardeşlik hukukunu onlarla diriltme adına sen böyle yapıp bunun gereğini yerine getireceksin. İnsan kardeşlerimiz, hepsi bizim kardeşimiz. Hepimiz Adem'in çocuklarından değil miyiz? Ademe kendini nispet etmeyen bizim kardeşimiz değil. Ama kendini Adem'e nispet eden, Havva'ya nispet eden hilkatte bizim kardeşimizdir. Din kardeşimiz değil. Din kardeşimizle hukukumuz ayrı, onlarla hukukumuz ayrı. Onların hepsi ümmeti icabettir. Onlara davet etmek durumundayız. Yanımızda, yöremizde imandan bir haber yaşayanlar var. Bugün bu memlekette 70 milyon insan yaşıyor. Hepsinin namazla arası iyi midir? Hepsinin Kur'an'la arası iyi midir? Hepsi Kur'an gibi bir nimetten haberdar mıdır? Yaşıyorlar mıdır sizin gibi imanın mutluluğunu ve tadını? Hayır. Peki kim duyuracak onlara? Nereden bekliyorsunuz Onlara bu işleri sevdirecek insanları. Ben ne yapacağım ki diye biliyor musunuz? Ben ne yapabilirim ki? Bunu demek bahanedir ve Allah katında bunun hiçbir makbuliyeti yoktur. Hepimiz, yanımızdaki göremizdeki, etrafımızdaki komşularımız olan, akrabalarımız olan ne ise arkadaşlarımız olan hepsinden sorumluyuz. Vallahi eğer biz yarın yanımızda yöremizdeki insanların Allah tarafından bize sorulacak olan o sorgusunu bilseydik uyku namına hiçbir şeyi hayatımızda biz tadamazdık. İçtiğimiz bir bardak su burnumuzdan dudaklarımızdan gitmezdi. Bu sorumluluk altında inlediği için aleyhissalatü vesselam efendimiz... 23 yıl çırpındı, didindi, gecesini gündüzüne kattı. Sonra kalktı, veda haccında, tebliğ ettin mi dedi, şahit olun dedi, şahit kıldı onları. Niçin? Sorumluluk altında inliyordu da onun için. Ama biz rahatız, cennet cebimizde hazır, sanki her şeyi halletmişiz gibi sorgulanmayacakmışız gibi bir rahatın içerisindeyiz. İnanın bu mesuliyetin altında inleyenler sözlerin sahibini bileceksiniz kim olduğunu. Bir ömür çırpınmış sonra şu sözü söylemiştir. Yanıyor imanım tutuşmuş yanıyor. İçinde evladım yanıyor. Koşuyorum ben o yangını söndürmeye. Ben o yangını söndürmeye giderken... Biri ayağıma çelme takmış. Ne yazar? Ben çelmelerle mi uğraşacağım? Yangını gören adam onunla bununla uğraşmaya zamanı olur mu? Bir yangın var yanıyor. Cehennem diye bir şey var. Sizi korkutmak istemem ama Allah korkut dedi korkutacağım. Cennet diye bir ödül de var. Ama unutmayın. Vallahi billahi tallahi ne cennet ucuz ne cehennem lüzumsuz. Bilelim sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlayalım. 7 milyar insan varsa 7 milyar insandan da Müslüman olarak sorumlu olduğumuzun bilincinde olalım. Bu da insan kardeşlerimizle hukukumuz. Ya iman kardeşlerimizle hepimiz iman edenleriz değil mi? La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah dedik ve buraya geldik. Elhamdülillah. Allah son nefeste de o kelime-i tayyibeyi, o lafza, lafza yakışır bir biçimde söylemeyi bizlere nasip eylesin. Kardeşlik hukukumuzu iman eden kardeşlerimizle aramızda işletme adına da Kur'an'da bir sürü şey söyler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bir sürü şey söyler. Ben size beş cümle söyleyeceğim. O beş cümle işin hukukuna dair bizim için en temel ilkeler olacak. İster yazın, ister aklınızda tutun, ne yaparsanız yapın ama ne olur unutmayın. Ne olur burada bırakmayın, ne olur alın, nefsinize ve hayatınıza taşıyın. Taşıtın ki o söylediğimiz hukuku İşletenlerden biri de siz olun. Bir, imren ama kıskanma. Birinci hukuk budur. İmrenmeye hakkımız var ama kıskanmaya yok. Kıskanma nedir? Haset etmektir. Haset etmek ne demektir biliyor musunuz? Haşa, yüz binlerce kez haşa haset eden şunu söylüyor. Ya Rabbi sen işini bilmiyorsun. Bilseydin ona vermezdin bana verirdin. Bu söylenecek bir söz müdür? Söylenmez. İnsanın tüyleri ürperir. Ama farkında olmadan ne yazık ki bizler haset ediyoruz, kıskanıyoruz. Allah'ın kardeşlerimize verdiği, bahşettiği bazı şeyleri haset ederek birbirimizin içerisinde onları birbirimizi yiyip parçalayacak vesilelere dönüştürüyoruz. Eğer bugün haset meselesini Müslümanlar olarak içimizden atsak, hayatımızdan ve yüreğimizden atsak, o zaman kardeş dediklerimizi bağrımıza basmamız daha da kolay olacak. Peki şu soruyu sorun. Hocam falancasına haset ediyorum bir türlü de içimden atamıyorum ne yapacağım? İlacı var onun. İlacı var. İlacı nedir biliyor musunuz onun? Onun ilacı eczanelerde satılmıyor. Onun ilacını o derdi yüreğinizden atacak ilahi kudretten bu manada yardım istemektir. Dua ile bundan kurtulabilirsiniz. Ama şöyle değil. Allah'ım içimdeki haseti at diye değil. Ya nasıl? Kime haset ediyorsanız, ne özelliğine haset ediyorsanız ona dua edin. Allah o hastalıktan sizi kurtarsın. Falanca komşunuzun oğlunu, kızını kıskanıyorsunuz. Açın ellerinizi gece, ya Rabbi deyin. Ben ki onu kıskanıyorum, sen onu daha da, daha da, daha da yücelt Üç kez yapın, beş kez yapın bu duayı Allah yüreğinizden çekip alsın. Ama İmre'nin güzel bir şey gördünüz. Baktınız ki komşunuzun oğlu on yaşında bülbül gibi Kur'an okuyor. Ne güzel deyin. Allah bağışlasın. İslam'ın evladı kılsın. Ya Rabbi benim çocuklarımı da onun gibi yap diye açın dua edin. İmrenmeye hakkınız var. Ama kıskanmaya asla hakkınız yok. Kıskanmanın haset olduğunu, hasedin de ne olduğunu hiçbir zaman unutmayın. İki, yarış et ama çelme takma. Hepimiz yarıştayız. Allah bizi yarattı, dünyaya gönderdi. İmtihan için buradayız. Dünyada da nasibimizi unutmamamız gerektiğini Rabbimiz söyledi. Hangi işte Allah seni istihdam etmişse tüccarsın, öğretmensin, ev hanımısın, başka bir iş mesleğisin, imamsın, hocasın, neysen hangi işte olursan ol şunu söyleme hakkım var. Bulunduğum alanın en iyisi ben olayım. Hedefim bu olsun ve bunun için gayret et ama ben olayım diye benimle beraber yarışanların ayaklarına çelme takma hakkım yok. Onu yaptığım zaman hukuka riayet etmemiş olurum. Onu yaptığım zaman Allah'ın benden istediği bir şeyi yerine getirmemiş olurum. Onun için ne yapacağız? Yarışacağız. Hayırlarda yarışacağız. İyiliklerde yarışacağız ama asla bizimle beraber aynı alanda koşanların ayaklarına çelme takmayacağız. Üç, eleştir ama karalama. Eleştirme hakkımız var mı? Var. O hakkın ortaya çıkmasının da bir hukuku var. Gördün bir arkadaşında, bir kardeşinde bir kusur var. Hemen yüzüne söyleme. Önce bir arkasından ona bir dua et. Allah'ım falanca kardeşimin şöyle bir yanlışı var. Sen onu ondan uzaklaştır de. Bir ellerini aç. Gıyabında onun haberi olmadan ona bir dua et. Baktın olmadı. Onu seven başka birine söyle. O gidip ona söylesin. Baktın olmadı. Üçüncü kez git hukuku zedelemeden sen ona o eleştirini söyle. Ama eleştirini o çerçeveyi asla zedeleyerek yapma. Eleştireceksin diye adamın izzetini, şerefini, onurunu ayaklar altına alma. Senin peygamberin hiç kimseyi incitmedi. Örnek mi istiyorsun? Hadi bir örnek vereyim size. Oturmuş ashab-ı kiram bir gün bir sofrada deve eti yiyorlar. Ashabtan bir tanesi sonradan geliyor. Afınıza sığınarak söyleyeceğim. Orada yenileniyor, ses duyuluyor, gülüşmeler oluyor. Yemek yendikten sonra namaz kılınacak. Eğer Efendimiz hemen namaza geçse o işi kim yaptı belli olacak. Toplum içerisinde rencide olacak kurban olduğumuz anlayışına, yanlış anlama pahasına kalkıp diyecek ki her kim deve eti yediyse abdest alsın. Yemeyen var mı orada? Yok. Hepsi abdest alacak. Ama bir sahabinin, bir insanın toplum içinde rencide olmaması için Şahsiyetinin zedelenmemesi için senin peygamberin, benim peygamberim bunu yapmış. Eleştirirken bile bunlara dikkat ederek yaptığımız zaman ancak biz hakkını yerine getirmiş oluruz. Bu da üçüncüsü. Dört. İyiyi alkışla ama asla dalkavukluk yapma. İyilik gördün, iyi bir şey gördün taltif et. Gıyabında dua et. Allah'ım ne güzeldi. Ziyadeleşmesi için dua et. Güzellik gördün teşekkür et. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da teşekkür edemez. Allah'a da şükrünü eda edemez. Bunun bilincinde ol. Ama gidip de adamın karşısına durup senin gibi bir adamı Allah yaratmadı haşa deme. Böyle bir söz o adamın firavunlaşmasının vesilesidir. Senin gibi bir adam yeryüzünde yok. Kim demiş? Sen kimsin ki bu sözü söylüyorsun? Bu sözü söyleme hakkımız var mı? Böyle bir hakkı Allah bize verir mi? Bu insana yapılmış iyilik değil. Bu insana yapılmış kötülüktür. Ne yapardı sahabe biliyor musunuz? Kendilerinde olmayan bir özellik kendi yüzlerine söylendiği zaman bizim gibi kolları kabarıp da ne adammışım bak adamlar ne diyor dememişler. Yerden bir avuç toprak alıp yüzlerine sarkmış belimi kırdın demiş. Çünkü övülmek adamın belini kırar. Adamı Allah katında Allah nazarında küçük düşürür. İnsanlar nazarında büyüyüp de orantılı bir biçimde Allah nazarında büyümemek insanın akıbetinin en feci halidir. Allah hepimizi muhafaza etsin. Bu zor bir şey. Asla buna meydan verme. Eğer sen o adamı şişirir de firavunlaştırırsan onun o hale gelmesinin mesullerinden biri de sen olursun. Allah korusun. Kardeşlik hukuku kardeşimin dünyasını kurtarayım, cehennemine zemin hazırlayayım diye bir şeyi bize asla söylemez. Dünyasını da ahiretini de kurtarayım demek kardeşliktir. Onun için biz iyiyi taltif edeceğiz, alkışlayacağız ama asla dal kavukluk yapmayacağız. Beşincisi hizmet et ama bedel isteme. Yap et. Ama insanlardan alkış bekleme. Takdir bekleme. Övülme bekleme. Şu kadar iyilik yaptım, falanca kurumun içerisinde bir gün olsun bana teşekkür ederim demediler. Sen bunu dedin ya, yaptığın bütün işleri bitirdin. Demek ki sen Allah için yapmamışsın. Allah için yapsaydın eğer asla böyle bir beklentin olmazdı. İhsan şuuru budur. Onun için atalarımız yap iyiliği at denize balık bilmezse halık bilir demiştir. Ve balıktan beklememiştir. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki halıkın bildiğini halık unutmuyor, unutturmuyor. Onu mahluka da bir şekilde duyuruyor. Ebu Eyyub el-Ensari bu topraklara geldiği zaman kimin haberi vardı Allah aşkına? Akşemseddin çıktı da keşfetti, haberimiz oldu. Peki o dedi mi ben gideyim. Bir mezarım olsun. Binlerce insan mezarıma gelsin. Dedi mi? Asla demedi. Hiçbir zaman onlar Hizmet adına yaptıkları işten dolayı bu dünyada bir karşılık beklemediler. Ektiler tohumu toprağa, mahsulün hesabını yapmadılar. Neticeye takılmadılar. Olur mu olmaz demediler. Ektiler tohumu yürüdüler Allah'a. Allah da samimiyetle ektikleri o tohumu asla zayi etmedi. Onlarca Yüzlerce örneği var. Dolayısıyla biz kardeşlik hukukumuzu diriltme adına, yüceltme adına bunlara dikkat edeceğiz. Peki diyelim ki kusur işledik. Şimdi şu mecliste olanlar da belki birbirlerinin hakkına ri riayet etmemiş olabilir, hukukunu çiğnemiş olabilir. Belki buralarda dinliyorsunuz şimdi beni. Hukuklarına riayet etmeyip de gönüllerini kırdığımız kardeşlerimiz olabilir. Burada bırakmamak için bunları konuştuk. Hayatlara taşımak için konuştuk. Bunun örneğine dair asr-ı saadetten bir tablo size söyleyeceğim. Sözlerimi noktalayacağım. Hazreti Ebu Zer'i tanımayanınız yok. Afyon'da ben Hazreti Ebuzer'i anlattım geldim. Afyon'da ayak izleri olduğu için orada Hazreti Ebuzer dedik. Hazreti Bilal'i de tanımayanınız yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzini. O müezzin ki her ezan okunuşunda onun adını hatırlar. Onun için de bilenlerimiz bir Fatiha gönderir. Bilal'e yaklaşma adına adımlarını biraz daha ona yaklaştırır. Biz hep Bilal-i Habeşi'yi sesi çok güzel olan biri olarak biliriz. Ama ben size bir hakikat söyleyeyim. Çok da sesi güzel değildir. Sesi daha fazla güzel olanlar vardır. Abdullah İbni Ümmü Mektum gibi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bilal'i kendine müezzin kılmıştır. Bilal ki Habeşistanlıdır. Şin harflerini çıkaramaz. Eşhedü diyemez. Eshedüdür. Ezanı da böyle okur. Araplar itiraz ederler. Ya Resulallah derler. Bilal ezanı eksik okuyor. Eşhedü diyeceğine eshedü diyor. Mana bozuluyor. Ne diyecek aleyhissalatü vesselam efendimiz? Biz Bilal'in eshedüsünü eşhedü olarak kabul ettik. Çünkü Bilal'in peygambere müezzin olmasının bambaşka bir anlamı var. O 13 yıl Mekke'de ezanın ilk kelimesi olan Allah için kendi bedenini, varlığını feda etmiştir. Varlığını feda ettiği için peygambere müezzin olmuştur. O büyük insan Hazreti Ebuzer onun gibi büyük bir insan bir gün aralarında bir mesele hakkında tartışma olur. Tartışma uzar. Sinirlenir Hazreti Ebuzer. Bir anda o sinirle "Uskut sevda Sevdadır. Sus ey siyah kadının oğlu. İncinir. O kadar incinir ki Ebuzer'e hiçbir şey söylemez. Çıkar gelir efendimizin yanına. Ya Resulallah, der. Ebu aramızda böyle bir şey geçti. Ebu Zer tuttu bana böyle bir söz söyledi. Sinirlenir Efendimiz. Sinirlenince anında şişen odamar şişer. Çabuk bana Ebu Zer'i çağırın der. Gelir Ebu Zer. Ey Ebu Zer senden halen cahiliyenin kokusu geliyor der. Ebu Zer yaptığını anlamıştır. Çok büyük bir suç işlemiştir. Ne yapacaktır Ebu Zer? Efendimiz'e hiçbir şey söylemeyecek. Çıkıp gelecek Hazreti Bilal'in yanına eşiğine koyacak başını sözü şu olacak. Ne olur Bilal seni ve Resulullah'ı sinirlendiren o sözü söyleyen o sözü çıkaran şu dile şu ağza ayağını basmadıkça ben başımı senin eşiğinden kaldırmayacağım. Bilal ne kadar ısrar edecekse dinlemeyecek, en son da Ebuzer'in ayağı Ebuzer'in ağzına koyacak ayağını öyle kalkacak. Hata ettik, hatalar işledik. Affımız ve özürümüz de böyle olsun inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, kardeşlik hukukunu diriltmeniz için dua ediyorum, sizden de fiili anlamda dualar bekliyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.